Gıda sahtekarları halkın sağlığıyla oynamaya devam ediyor. Hilebazların yeni numarası ete enjekte edilen ve ağırlığını %30 oranında artıran kimyasal ürünler. Evet Ayhan Bey, bu son dönem etlerde bir takım içine bir şeyler enjekte edildiği, içine bir şeyler karıştırıldığı söyleniyor. Bunlar hakkında ne söyleyeceksiniz? Şimdi Avrupa Birliği'nde bir marinasyon denilen bir sistem var. Avrupa nüfusu biliyorsunuz yaş ortalaması yüksek. Oradaki amaç marinasyonda eti yumuşak hale getirmek. Daha kolay pişer, daha çabuk pişimini sağlamak için çeşitli marine edilen sıvılar var. Burada et küre yapsın diye gene aynı o sistem sıvı, su enjekte etmek koşuluyla, enjekte etmek usulüyle ete bir ağırlık kazandırılıyor. Amaç burada o. Tabii ki en büyük yanlış uygulama bu. Etin ağırlığı çeşitli kimyasallar karıştırılarak enjekte edilen suyla %30'a kadar arttırılıyor. 1 kilogram diye alınan et pişince suyu buharlaşıyor ve büzüşüyor. Tavaya konan koca et çözüldükten ve piştikten sonra küçücük kalıyor. Son dönem gıda hilebazları ete dadanmış durumda. Bunu nasıl yapıyorlar? Ağırlaştırıcı madde veya jelatin dedikleri madde, kimyasal maddeyi alıyorlar. Ete enjekte ederek ağırlaşmasını sağlıyorlar. Ama ki bu bahsettiğiniz enjekte etme olayı yasal mıdır kanunlara göre? Şimdi Tarım Bakanlığı'nda da tabii marinasyon dediğimiz uygulama yasal. Fakat bu kötü amaçla kullanılırsa marinasyondan çıkıyor. Dediğiniz gibi bu sadece ticari amaçla işte insanlara su satmak amacıyla suyun kilosunu düşünün, etinin kilosunu düşünün. Amaç orada ticari. Yani bir nevi usulsüzlük, yolsuzluk. Mikrofonlarımıza yaşananlardan oldukça tedirgin olduğunu belirten vatandaşlar, güvenilir yerlerden alışveriş yaptıklarını ve eti mümkün olduğunca az tükettiklerini söylediler. Ya tanıdığım bir kasaptan veyahut da böyle güvencesi olan bir yerlerden almayı düşünüyorum. Tabii son kullanma tarihine bakıyorum, sicil numarasına bakıyorum alınca. Ama ilk şart galiba güvenilir kurumlardan alışveriş yapıyoruz. En iyisi öyle yani. Hep güvenilir yerlerden alışveriş yapıyoruz. Bunu et de yemek zorundayız. Diğer ürünlerden de. Yani inanmaya çalışıyoruz aldığımız yerlerden ve buradan genelde alışveriş yapıyorum. Şimdiye kadar da herhangi bir şey karşılaşmadım ama sonraları bilemem ne olur yani. Gelişmeler üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamaya göre bakanlığımız programlı veya ihbar ve şikayete dayalı olarak gıda maddelerinin üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerini yapmaktadır. Çiğ ete ağırlığını arttırmak amaçlı su enjekte edilmesi mevzuata göre yasal değildir. Sonuç olarak bugüne kadar yapılan denetimlerde çiğ ete su katıldığı yönünde bir tespit olmayıp bundan sonraki denetimlerde de bu yönde bir olumsuzluğa rastlanılması durumunda gerekli yasal işlemler yapılarak firmalar kamuoyuyla paylaşılacaktır denildi.